70. bölüm 2012 yılından bir soru. Yine iki tane yöntem var. Birincisi şu 6 üzeri eksi 2'yi 1 bölü 6 üzeri 2 şeklinde çevirmek. Bütün negatif ifadeleri bu şekilde ters çevirerek çözmek. Birincisi bu. İkincisi ise daha çok ÖSYM'nin çözmemizi istediği yöntem. Çünkü buradan süre kazanılıyor. Paranteze alarak çözme. Paranteze almanın mantığı neydi? En küçük olanın parantezini alıyorduk. Yani 2 üzeri 2 ile 2 üzeri 3'ü toplarken ve artı 2 üzeri 4 olsun. Ben diyordum ki bunların hepsinin içinde 2 üzeri 2 var. Öyleyse onun parantezini alayım. 1 artı 2 artı 4. Veya 2 üzeri 2 diyeyim daha rahat. 2 üzeri 2. Sonra bakıyordum ki 2 üzeri 2 ile 1 ile çarptım. 2 üzeri 2 şu. 2 üzeri 2 2 ile çarptım. 2 üzeri 3. 2 üzeri 2 2 üzeri 2 ile çarptım. 2 üzeri 4. Yani bunu bu şekilde yazmamın bir mahsuru yok. Ve en küçüğün parantezini alıyorduk. Olayımız buydu. ÖSYM ne yapıyor? Diyor ki bu temel bir bilgi. Sen bunu öğrendin ama ben bunu zorlaştıracağım. Nasıl zorlaştıracağım? Bakalım üssüz sayılarda negatif kuvvet almayı biliyor musun? Hadi biliyorum, biliyorsun diyelim dedik. Peki bu negatif kuvvet üzerinden ben paranteze alma sorusu türetirsem bunu çözebilecek misin? Böyle söylediğim kadar zor bir şey değil aslında. Anlatınca uzun geliyor da. 6 üzeri eksi 2 mi büyüktür? 6 üzeri eksi 3 mü büyüktür? Şöyle düşünelim. Normalde 6 üzeri 2 mi büyüktü? 6 üzeri 3 mü? 6 üzeri 3 büyüktü. Negatifte ise tam tersi olur. Bu büyük olur. Çünkü negatif kuvvet dediğimiz şey sadece şudur. Mesela 6 üzeri eksi 2. 6'yı ters çevir. 1 bölü 6. Artık eksiğin işi bitti. 1 bölü 6'nın karesi. Veya 6 üzeri eksi 3. 6'yı ters çevir. 1 bölü 6. Öyleyse 1 bölü 6 üzeri 3 veya 1 bölü 6 üzeri 3 de diyebiliriz. Zaten birim bütün kuvvetleri 3 olduğu için, bir şey 1 olduğu için o kafa karıştırması. Öyleyse küçüğün hangisi olduğunu buldum. Küçük pozitifin tersi olacak. Yani 6 üzeri eksi 2 daha büyük olacak. Küçük olan 6 üzeri eksi 3. Onun parantezini alacağım. Peki nasıl alacağım? 6 üzeri eksi 2'yi şöyle yazabilirim. 6 üzeri eksi 2 çarpı, pardon, 6 üzeri eksi 2'yi yazarken 6 üzeri eksi 3 çarpı 6. 6 aslında 6 üzeri 1'e eşit olduğu için çarpım durumunda da üsler toplanacağından bu 6 üzeri eksi 2'ye eşit olur. Şimdi 6 üzeri eksi 2 dururken bunu böyle uzun uzun niye yazdık? Çünkü 6 üzeri eksi 3 parantezine alacağım zaman bu anlamlı olacak. Şimdi ben 6 üzeri eksi 3 parantezine ifadeyi almaya başladım. Burada bir şey yoktu ama ben türettim. Şuna benzettim. Yani türevde falan da hep bu vardır. Benzetirsiniz birini diğerine. Şurası 6 oldu. Bu yani biz matematikte bunu çözmek için bu gerektiği için yapmıyoruz. Aslında bizim aklımız yetmediği için yapıyoruz. Yani 6 üzeri eksi 2'yi ben bunu direkt çıkaracak işlem yeteneğine sahip olmadığımız için bunları birbirine benzete böyle yapboz gibi yapıyoruz. Yoksa saçma oldu yani normal bir durum. Şimdi 6 üzeri eksi 3 ile 6'yı çarptık. Eksi dedik. Şurada 6 üzeri eksi 3 parantezine aldığımda 4 kalıyor. Geldik buraya. Şimdi bu sağlıyor mu gerçekten? Şu şuna eşit mi? Bakalım. 6 üzeri eksi 3 ile 6'yı çarptığımda şurada göstermiştim. 6 üzeri eksi 2 geliyor. Tamam. 6 üzeri eksi 3 ile eksi 4'ü çarptığımda 4 çarpı 6 üzeri eksi 3 geliyor. Tamam. Geldik aşağıya. Şimdi en küçüğün gene parantezini alacağız. Küçük olan hangisi? Bakıyorum. Eğer bunlar pozitif olsaydı 3 üzeri 3 daha büyük olurdu. Öyleyse negatif kuvvetlerde 3 üzeri eksi 3 daha küçük. Onun parantezini alacağım. Ama nasıl alacağım? Şimdi bunu benzetmem lazım. İşte burada bir kere öğrendiniz mi? Hep sorularda aynı tarz gelir. İlk başta bir garip gelir. Sonra öğrenince 3 üzeri eksi 3 çarpı 3, 3 üzeri eksi 2 eder, değil mi? Aynı yukarıdaki mantık. Öyleyse ben buna 3 yazayım. Eksi şurada ne kaldı? 2 kaldı çünkü 2 çarpı 3 üzeri eksi 3 yazdık. Şimdi bu işlemi yapacağız. Şu içerisi 2. 6 üzeri eksi 3 çarpı 2. Şurası 1. 1 ile bir şey çarpmanın anlamı yok. 3 üzeri eksi 3 oldu. Şimdi 6 üzeri eksi 3 neye eşit? Şöyle bir şey vardı. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3. Mesela neye eşitti? 6 üzeri 3'e eşitti. Üstleri aynı olunca
alt tarafları çarpıyorduk çarpım durumunda. Aynı şekilde tersini de düşünebiliyorduk. 6 üzeri 3'ü 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 diye yazabiliyorduk. Hatta çarpı 1 üzeri 3 bile diyebiliriz. Zaten o bir şeyi değiştirmez. Şimdi burada da aynısı var. 6 üzeri eksi 3 var. Burada da 3 üzeri eksi 3 var. Diyeceğiz ki burada bir kurnazlık var. Neden kurnazlık var? Çünkü şunu şuna benzetebilirim. Nasıl benzetebilirim? Bir düşünüyorum. Üstleri aynı, altlar farklı. Altlar çarpım durumunda çarpılıyordu. Öyleyse ben 6 üzeri eksi 3 yerine 3 üzeri eksi 3 çarpı 2 üzeri eksi 3 diyeyim. Çarpı 2 diyeyim. Bölü 3 üzeri eksi 3 olsun. Şimdi oldu. Neden böyle yaptım? Çünkü sadeleştirmek istiyorum. Şimdi bununla bu sadeleşti. Geriye 2 üzeri eksi 3 çarpı 2 kaldı. Bu bizim bildiğimiz bir yapı. Çünkü altlar aynı, üstler farklı. Şu 2 üzeri 1 çünkü. 2, 2 üzeri 1'e eşit. Üstler aynı, farklı olduğu için çarpım durumunda toplanıyordu. 3, eksi 3 ile 1'i topladım. 2 üzeri eksi 2. 2 üzeri eksi 2 neye eşittir? 1 bölü 2 üzeri 2'ye eşittir. O da 1 bölü 4'e eşittir. Şimdi tekrar bakalım soruya. Ne yaptık? Önce dedik ki en küçüğün parantezini alacağım. Ama üstler negatif. Biraz kafayı karıştırmış. Öyleyse ona göre düşüneceğim. Pozitifin tersi gibi düşüneceğim. Daha sonra dedim ki tamam bunu yaptım. Bu şekilde yazdım. Şu noktaya geldim. Bu noktaya nasıl geldim? Paranteze alarak geldim. Sonra dedim ki burada 6 üzeri eksi 3 var. Burada 3 üzeri eksi 3 var. Şimdi şunu da söyleyeyim. Burada mesela ben 3 üzeri eksi 3'ü 6 üzeri eksi 3'ü birbirine benzeterek çözdüm ama bu her zaman gerekli bir şey değil. Bunun çok hammal bir çözümü de var. Onu da göstereyim. Böyle hiç düşünmeden 6 üzeri eksi 3 yerine 1 bölü 6 üzeri 3 yazarsınız. 2 ile çarpınca 2 bölü 6 üzeri 3 olur. Burası da 3 üzeri eksi 3. 1 bölü 3 üzeri 3'tür. Ters çevrilir bölünce 3 üzeri 3 bölü 1 olur. Sonra bunları işleme sokarsınız. Hatta ben üstü sayılarda işlem yapmak hiç istemiyorum derseniz 6 üzeri 3 silersiniz. 216 yazarsınız değeri. 3 üzeri 3 yerine 27 yazarsınız. Daha sonra 2 çarpı 27 bölü 216 dersiniz. O da zaten 1 bölü 4'e eşit olur. Ama biz bunu niye yapıyoruz? Ben bunu özellikle gösteriyorum. Çünkü sorular da zaman kazandırır. Ve ana mantık budur. Bunu görmenizi bekler ÖSYM. Yani bak burada üstler aynı, altlar farklı. Bunları birbirine benzetip nasıl sadeleştirsin onu görmenizi ister. O sebeple bu yönden çözümü yaptık ve 1 bölü 4 sonucuna ulaştık.